Evet, balık yasağı artık bitiyor bu gece itibariyle. 4,5 ay boyunca balıkçılar tekneleriyle denize açılmadılar, ağlarını atmadılar ve 137 gün sonra bu gece itibariyle balık avı yasağı tamamlanıyor. Biz de Rumeli Feneri'ndeyiz. Arkamızda 3. köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gözüküyor. Hemen onun yanı başındaki Rumeli Feneri'nde bu balıkçı köyündeyiz. Onu söyleyebiliriz ve limanda balıkçı tekneleri hazır bekliyor. Bu gece itibariyle de 1 Eylül ve sezon açılıyor. Ama yarın Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nın ilk günü. İşte bu nedenle balıkçılar balığa çıkacak mı, tekneleriyle açılacak mı? Bu soru tabii merakla bekleniyor. Yanımızda konuğumuz var, Murat Kul, Deniz Ticaret Odası Balıkçılık Komitesi Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu gece balıkçılar çıkacak mı? Yarın ayın 1 Eylül'de neler diyeceksiniz? Tabii bizim için bayram çifte bayram oldu. Sezon açılıyor. Tabii 135-137 gündür bugünü bekliyoruz. 4,5 aylık bir sezon yasağı vardı. Bu yasakta balıkları üreme şansı verdik. Sezon bu gece itibariyle açılıyor. Tabii bayram. Bazı arkadaşlarımız bayramın ikinci veya üçüncü günü çıkmayı düşünüyorlar. Tabii ki bu arada kimseye bir şey diyemeyiz çıkma diye. Bu akşam da çıkmak isteyen arkadaşlarımız tabii denize açılacaklar. Ama %80-%70 çoğunluğumuz bayramın üçüncü veya dördüncü günü denize açılmayı düşünüyorlar. Peki sezondan ne bekliyorsunuz? Tabii geçen senene sezon fena geçmedi. Palamut balığı boldu. Bu senede bir şeyler gözüküyor. Tabii bizim işimiz tamamen rastgele. Şimdi erkenden konuşmak yanlış olur. Denize çıkınca göreceğiz. Tabii ki bir mahsulün olmasını bekliyoruz. Sonuçta ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Paramızı bundan kazanıyoruz. Ailelerimiz bundan geçiniyor. Bunu bir fabrika düşünün. Fabrika 4,5 ay kapalıydı. Herkes bunu bekliyor. Baktığınız zaman sadece balıkçı olarak düşünmeyin. Bunun nakliyesini, parakendecisi, soğuk hava deposunu, ihracatçısı, ithalatçısı bugünü bekliyor. Sonuçta böyle belli bir ürün. Halk da bekliyor. Sonuçta bir balık yiyecek, balık tüketimi olacak. İnşallah verimli bir sezon geçer. Balıkçılıkta balıkçı kazanır, balıkçı da kazanır diyoruz. Çoğunluk ikinci, üçüncü gün çıkacak Kurban Bayramı'nı dediniz. Tezgahlarda peki balıkları o zaman herhalde Kurban Bayramı sonuna doğru göreceğiz. Bu nasıl yansıyacak fiyatlara peki? Kaç liradan açılır? Yani tahmini olarak fiyatlarda düşüş ne kadar olur? %50 deniliyor bazı yerlerde, bu kadar düşer mi? Ya şu an düşüş olacağını zannetmiyoruz tabii ki. Halkın arz ve talebi var. Balığı bekliyor. 4,5 aylık bir sezon oldu. Biz balığın ucuz bir ürün olmasını istemiyoruz. Çünkü üretici burada kaybediyor. Bunun belli bir maliyeti var denizden çıkarken. Baktığınız zaman akaryakıt olsun, diğer maliyetler olsun, nakliyesi olsun, kasası olsun, hepsi buna nakliye masraf olarak biniyor. Bu yüzden biz üreticiye yani çok ucuz bir ürün olarak lanse etmek istemiyoruz. Bugün hamsinin kilosunu 20 lira, 15 liradan tüketiyoruz diyoruz. Yani etin kıymanın 50 lira, 60 lira olduğu yerde yani bu fiyatların normaldir balıkçılıkta. Tabii ki yüksek rakamlar olur, değişken fiyat gösteriyor. Deniz, hava şartları bizim için çok önemli. Havalar soğuk ve soğuk gittiğinde, işte deniz şartları kötü gittiğinde, rüzgar olduğunda direktman balık fiyatları yukarı çıkıyor. Ama normal bir şekilde gitmesini istiyoruz. Normal bir şekilde olursa hem halk kazanır hem balıkçı kazanır diyoruz. Geçen sene Palamut'ta rekor vardı. Bu sene ne bekliyorsunuz? Nasıl yansıyacak? Tabii ki her geçen sene değişiyor. Denizin eski durumu yok. Bilinçsiz avlanma da var. İşte deniz kirliliği de var. Bir sürü etkenler var. Tabii ki havyar tutması çok önemli. Tamamen hava şartlarına bağlı. Eski iklim şartları yok. İklimler değişti. Bir ay geriden gelmeye başladı o iklimler. Hava şartlarından etkileniyor balık. O yüzden tabii bir şey kestiremiyoruz. İnşallah bol olur. Çünkü hepimiz bugünü bekliyoruz. Bol olursa biz kazanacağımızı ümit ediyoruz. Peki aynı şeyi ben hamsi için de soracağım. Geçen sene hamside sezon pek iyi geçmedi bildiğimiz kadarıyla. Bu sene beklentiler ne yönde? Sizin çünkü denizlerde ön araştırmalarınız da oluyor bu anlamda. Evet, hamsi bu sene fena gözükmüyor. Bazı işaretler var. Kıyı balıkçımız, küçük balıkçılarımız denize açılıyor. Ağlarına hamsiler takılıyor. Tabii bunu Ekim ayında, Ekim ve Kasım ayında çok çok göreceğiz. Eylül ayında da başlayabilir. İnşallah hamsi de olur, palamut da olur, istavrit de olur. Balıkçı da kazanır, halkımız da kazanır. Hep beraberiz ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Biz kişi başı yıllık 6,5 kilo balık tüketiyoruz. Yani bu bizim ayıbımız. Baktığınız zaman bir İzlanda'ya 76 kilo kişi başı, Japonya 65-70 kilo. Baktığınız zaman Avrupa Birliği'nde 26 kilo kişi başı. Biz halkımıza bunu öğretmeliyiz. Öğrencilere okullarda balığımızın ne kadar değerli olduğunu anlatmalıyız. Bugün baktığınızda hamside
omega 3 dolu. Yani hamsi balığını anlatmalıyız. Yani omega 3'ü anlatmalıyız, lüferi anlatmalıyız, diğer balık çeşitlerimizi anlatmalıyız. Öğrencilerimize bunu öğretmeliyiz okullarda, Murat dersini vermeliyiz. Son olarak ithal balığı da soracağım size. İthal balık da geliyor, o piyasayı nasıl etkiliyor? Tabii ki arz talep meselesi. Sonuçta ithal de olacak, çiftlik de olacak, hepsi olacak. Ama her şey dengeli olacak. Denizlerimize sahip çıkmalıyız. Denizlerimizi hep beraber el ele verip ne kadar üretim arttırabiliriz onu düşünmeliyiz. Beraber sahip çıkıp balıkçıyı ve balıkları da korumamız lazım diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar gelsin diyoruz denizde de. Evet, balık sezonu bu gece itibariyle açılıyor ama Deniz Ticaret Odası Sektör Kurul Başkanı Murat Kul'un da söylediği gibi balıkçıların çoğunluğu bayramın ikinci, üçüncü gününü bekleyecek gibi gözüküyor ama az da olsa ilk günde bu gecede balığa çıkacaklar, mutlaka olacaktır.